Gel. Emre, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Konuşalım. Ben yalnız başıma almadım nişan kararını. Birlikte bir yola girdik biz. Daha geçen gün hazırlıkları hızlandırın, bir an önce yapalım diyen sendin. Ben bir kadının emri. İkinci plana atılacak, geride tutulacak bir değilim. Melek için yaptığın fedakarlıklar yüzünden böyle düşünüyorsan yanılıyorsun. Bir kez daha gururumu çiğnemene asla izin vermem. Bakıcı için bile neler yapıyorsun. Ama benim ne düşündüğüm, ne hissettiğim, hangi durumun içinde kaldığım senin umrunda bile değil Emre. Yes. Bunlar şu an burada konuşulacak konular değil. Kendine gel. Kusura bakmayın. Ben rahatsız ettim. Çok özür dilerim. Bir çalışanım yanında benimle bu şekilde konuşamazsın Yeliz. Bu çatı altında yaşayan hiç kimseye sen bu saygısızlığı yapamazsın. Ne haber? Sürprizimi beğendin mi? Ne o? Dondun kaldın. Birazdan söyleyeceklerimi duyunca bayılacaksın herhalde. Berkay. Aa, demek Berkay. Adını sevdim pastörü çocuk. Ama espri yeteneğin zayıf. Pardon, siz kimsiniz? Evet, kimsiniz? Nasıl yardımcı olabiliriz? İşinizi düzgün yaparak. Yeni müdürünüze merhaba deyin. Bundan sonra benim personelimsiniz. Buranın sorumlusu Elif Hanım. Bir yanlışlık var herhalde. Ya adresi karıştırdınız ya da kafanızı bence. Oku bakalım pastacı çocuk. Ne yazıyor? Nasıl olur ya? Biz dün Haldun Bey'le konuştuk, anlaştık. İşletme müdürü beni yaptılar. Eşek şakası mı bu? Resmi evrak nedir bilir misin gergin kız? Bana bak. Dur bir sakin ol. Belli ki bir yanlışlık var. Anlarız şimdi. Hüseyin abla, bundan kocaman bir pil yapalım mı? Hüseyin abla. Kapak sıkışmış galiba. Baba, filin kuyruğu nasıl olur? Bir tanem, boyama kitaplarında resmi vardır belki. Sen bir bak bakalım nasıl oluyormuş kuyruğu. Hadi bakalım. Böyle bir konuşmaya şahit olduğunuz için çok üzgünüm. Benim yüzümden tatsız olaylar yaşandı. Herkesin huzurunu bozdu. Belki
bir süre gelmesem daha iyi olacak. Bu gerginliğin sizinle bir ilgisi yok. Gitme düşüncesini kafanızdan atın. Çünkü ben sizi hiçbir yere göndermiyorum. Güvenliğinizden emin olana kadar burada bizimle kalacaksınız. Gece birlikte mi kalacağız? Evet Meleğim, birlikte kalacağız. Tanem. Vicdan ablam bizi bırakmayacak. Yaşasın Ali. Ben sizi yalnız bırakayım. Of, inanmıyorum ya. Haldun Bey'e hala daha ulaşılamıyor. Elif dur, ne yapıyorsun? Bir durumu öğrenelim. Tanımadığımız etmediğimiz kadının lafına mı güveneceğiz? Deli midir, divane midir belli değil. Haldun Bey'e bir ulaşsak her şey çözülecek zaten. Temizlikten kim sorumlu burada? Berkay bak. Bak bu tavus kuşunun yemin ederim takma kirpiklerinden başlar tüm tüylerin tek tek yolarım. Ya bu gerçekten buraya müdür olarak geldiyse eğer, beni burada bağlasalar tutamazlar. Ya Elif, ne yapacaksın? Beni yalnız mı bırakacaksın bununla? İyi tamam. Ajandan arabada kalmış. Arabamı biliyorsun zaten. Nereden bileyim hanımefendi? Bu mekanda da kimse espriden anlamıyor mu? Hemen derslere başlıyoruz. Pelin'i anlama sanatı 101. Sözümü dinlersen sınıfı geçersin. Hadi şimdi ajandanı getir. Berkay, şu Haldun Bey'i bir daha mı arasak? Selamını söyle. He, bu araba. Arabam mahalledeki tek en iyi araba. Arabam biliyorsun esprisi buydu yani. Burada gülüyoruz. Elif, ne olur beni bu cadıyla baş başa bırakma. Tamam, sen git tekrar ara şu adamı hadi. Başına geleceklerden habersizsin değil mi? Yerinde olmak istemezdin. Ne demek istiyorsun? Sen hala burada mısın? Konuşmamız yarım kalmıştı. Tamam. Dinliyorum. Bana bunu niye yapıyorsun Emre? Bakıcının yanında bana bağırdın. Sonra da peşinden gidip özür diledim. Şimdi benim gönlümü alacağına, karşımda beni dinlemeye tahammülü olmayan bir surat dikiliyorsun. Dışarıdan bakıldığında nasıl görünür? Ne yapacağıma insanlara göre karar vermediğimi biliyorsun. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama o insanlara ben de dahilim sanırım. Sence şimdi ben ne düşünmeliyim? Ne düşünmek istiyorsun onu düşünmeliyim. Yaptığın ayıbı tahmin etmek bana kaldı. Sen bir de bana hesap mı soruyorsun? Eğer tavrın hep böyle olacaksa bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim. Thank you.
Ya bu nasıl saçmalık Haldun Bey? Biz Elif Hanım'la yapmıştık anlaşmamızı. Pelin nereden çıktı şimdi? Bu beni aşan bir durum. Babanız öyle uygun gördü. Pelin Hanım anlaşmayı bizzat kendisi yaptı. Bana niye haber vermiyorsunuz o zaman? Sabahın köründe karşıma dikilmeden önce öğrenebilirdim. Beni çok zor durumda bıraktınız. Haklısınız. Anlıyorum. Siz de beni anlayın lütfen. Babanızın direktiflerine göre hareket ediyorum. Bu konuda size bilgi vermemi istemedi. Anladım. Bana o zaman kendisi bilgi versin. Efendim? Biz böyle anlaşmamıştık baba. Pelin'i buraya gönderemezsin. Bana işlerle ilgilen diyorsun, ilgileniyorum. Şimdi ne değişti? O kızı neydi adı? Elif'i müdür yaparken bana sordun mu? Sormadım. Ne o, ne desin? Sen o pastaneyi işletecek kapasitede değilsiniz. Ya bunu bilemezsin. Bırak deneyelim. Başaramazsak o zaman senin planını uygularız. Benim ticari anlayışımda maceraya yer yok Berkay. Sizin başınıza Pelin gibi işi bilen biri lazım. İşlerime karışırsam ben çalışamam. Vallahi sen bilirsin. Zaten o mahallede niye oyalandığını anlamış değilim. İyi kötü bir hayat tecrüben olur diye sesimi çıkarmıyorum. Ama istemiyorsan hemen bırakabilirsin. Orada boş yere zaman öldürmemiş olursun. Ya baba. Aklım almıyor ya. Benim aklım almıyor artık. Gitti o bakıcı parçasından özür diledi ya. Esti geçti beni. Ben hiçbir şey yapamadım. İlişkimizi gözden geçirecekmişiz. Hadi Elif. Sana nasıl köpek gibi davrandığını gözden geçir. Sen niye yapıyorsun ya? Sen sana bunu yapmasına nasıl izin veriyorsun ya? Ya sen bana nasıl izin veriyorsun ya? Nasıl? Nasıl? Ne oluyor burada? Delirdin mi Yeliz? Konağı başımıza mı toplayacaksın? Delirdim. Mehmet Ali'ye teyze ben artık delirdim. Delirttiniz beni çünkü. Ah kızım. Dokunma. Sakın bana dokunma. Çık dışarı. Yapma kızım, yapma. Çık. Neler oluyor Aliye Hanım? Kızcağızın sinirleri bozuldu. Emre sanki o yokmuş gibi davranıyor. Hicran Hanım'ın şövalyeliğine soyundu. Sebep ne olursa olsun durum rahatsız edici. Kız haklı. Yerinde kim olsa canı sıkılır. Siz de bilirsiniz. Erkeklerin aklı çabuk karışır. Şu nişanı bir an önce yapalım. Artık bu işe ben el koyacağım. Yeliz'in sizin desteğinize çok ihtiyacı var Nurten Hanımcığım. Tamam. Ben şimdi konuşayım kendisiyle. Ay, yok şimdi pek uygun olmaz. Böyle perişan halde sizi görürse çok utanır. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Peki. Merak etmeyin. Ben bir an evvel halledeceğim bu işi. Elif, Haldun Bey'in patronun işi bozmuş. Bunları geç, sadede gel. Kendi yaptığını anlat asıl. Ne? Ben bir şey yapmadım. Yalandan nefret ettiğimi biliyorsun ama hala uzatıyorsun. Haldun Bey'i sen ısrar etmişsin müdür olabilmem için. Sonra da asıl patron bu olayı öğrenince benim anlaşma çöpü boylamış. Ya her şeyi anlattım Elifçiye. Böyle baby face pastoyu çocuklar senin gibi saf kızları üzer dedim. Neyse şimdi herkes yerini biliyor. Tabii senin yerinde olsam burada kalmak istemezdim. Bir günlük müdürlük rüyası balkabağına dönüştü. Senin yerin yine mutfak.
Bakalım adapte olabilecek misin? Ben arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam. Acaba o arkadaşlar seni hak ediyor mu? Ben götüreyim. Bırak, işime karışma yeter. Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Oo, sert erkek havaları. Mahalle yaramış sana. Bak bitti Pelin. Benden bir daha olmaz. Böyle yaparsan arkadaşlığımızı da kaybedeceksin. Söyle, gitmek için ne istiyorsun? Baban iş konusunda ne kadar ciddidir bilirsin. Sözleşme yaptık, cayamam. Ya tazminat falan zararın ne kadar olursa karşılarım ben. Elif için zararını nasıl karşılayacaksın? Onu tavlamak için bahse tutuştuğunu, eğlenceni alet ettiğini biliyor mu? Pelin, lütfen. Kızı kandırman yetmezmiş gibi. Bahsi de kaybettin bebeğim. Bakalım gerçekleri söylediğimde ne yapacaksın? Ben kadının yanında bir şey söylemek istemedim. Onun burada kalması sence ne kadar mantıklı? Ya o eşkıya da bu konağa gelmeye kalkarsa, ya birimize zarar verirse. Keşke bir karar almadan önce bana da danışsaydın. Yeliz, ben bir karar alırken inceden inceye düşünüyorum zaten, merak etme. Yeliz. Bunlar şu an burada konuşulacak konular değil. Kendine gel. Gelirim. Gelirim, ben kendime gelirim. Eğer tavrın hep böyle olacaksa, bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçirin. Sus artık ya, sus. Geçiremem beni. Ben ilişkiyi falan gözden geçiremem. Bitmez. Ben bitti demeden bitmez. Ben bitti demeden bitemez. Yine bekleriz. Milyon dolarlık holding dururken sen burada dandik kasanın başında mı duruyorsun? Benimle oynama hoşuna gidiyor değil mi? Ne zamana kadar devam edecek bu böyle? Bilmem. Şimdilik güzel. İzninizle ben çıkıyorum. Bu arada ajandamı getirdiğin için teşekkür ederim pastalı çocuk. Burası tam bir rezalet. Kasa boş, müşteri yok, ortam rezalet. Neyse, sizi kurtaracağım. Bu işin okulunu Amerika'da okudum. Esat amca beni boşuna seçmedi. Esat amca asıl senin patronun. Bil ki bir daha seni kandırmasınlar Safkız. İş dağılımı yapmadan önce sorayım. Bana dayanabilecek kadar becerikli misin? Asıl siz bu mahalleye ayak uydurabilecek misiniz? Yani burada yaşamayı öğrenmek için hayat okulundan geçmek gerekiyor ama belli ki siz kapısından bile geçmemişsiniz. Sabah temizliği sende, paspas, vitrin camı, mutfak, tuvalet. Temizliği ben yapıyorum. Burada iş ayrımına ben karar veririm. Şimdilik bu kadar. Çıkabilirsin. Bekle. Ben de geliyorum. Sen kalıyorsun. Dükkanı ben kapatacak değilim herhalde. Sonra seni bırakırım evine. Çantamı verir misin? Maralı. Güzel kız. Yüreğim yanıyor fotoğrafına baktıkça. Birden kapı açılacak, içeri gireceksin sanıyorum. Ama gelmiyorsun bir tane.
Kokuna, sesine hasretim. Gece olunca acın içime çöküyor. Bitmiyor kanım. Kahroluyorum. Dayanamıyorum ben bunu. Ortadan kaldırmam lazım. Hayrola evlat? Ben. Bu Soner denen adam. Yakalanmamış hala daha. Elif eve yalnız dönmesin diye ona eşlik edecektim ama... ben dükkanı kapatana kadar çıkmış. Yakalayamadım. Aferin evlat. Arkadaş arkadaşa sahip çıkmalı. Ya hadi gel. Birlikte yemek yiyelim. Akşam yemeği bizde. Babam çağırdı usta. Onu bekletmeyeyim. Tamam. Babana selam söyle. Artık danışmanın vakti geldi. Tamamdır usta. İyi geceler. Acıktım. Acıktım. Birazdan yemeğe oturacağız kızım. Şey, başım ağrıyor da benim. Odamda yiyeceğim ben içeride. Hale bak. Nasıl dağıtmış buraları. Bir de bunun arkasını topla. Zannedersin ki evin hanımı. Soner Bey. Soner Bey. Allah Allah, nerede bu adam ya? Aferin sana. Eşine hiç kimseyi takmamışsın. Senin gibi akıllı insanlar uzun yaşar. Ama ben yine de uyarayım. Eğer beni ispiyonlarsan, Zehra benim suç ortağım derim. Beni eve o soktu derim. Ondan sonra sen ayıklarsın pirincin taşını. Kimseye bir şey demedim vallahi. Böyle işte Nere. Beni kendi ekmeğine beslersin. Daha dur bakalım sana neler yapacağım. Bugün böyle çorbaya kaldık. Hicran gideli evin bereketi kalmadı. Evin çiçeğiydi. Dolap bomboş. Keriman, mutfağa ne lazımsa söyle, alalım. Hicran'ı bir daha ararım. Aşk olsun abi. Arasam bile özlediğim için ararım. Sen de özlemişsindir Hicran'ı değil mi? Ben bu kadar suskun Elif'e alışık değilim. Başımıza gelenlerden sonra benden bir şey saklamayın. Yok bir şey Derviş amca, işle alakalı işte.
İşten mi çıkardılar yoksa kız? Belliydi zaten ellerin bomboş geldiğini öyle. Yok. Yeni bir müdür geldi de tam Celal'den kurtulduk derken çatlak kadın çıktı şimdi bir de ortaya. Aman patrondur. He de geç. Bu devirde iş bulmak kolay mı? Yani bakarsın. Olmuyorsa başka bir iş bakarız. Berkay da senin gibi mi düşünüyor? Bilmem. Müdür hanım pek bir sevdi onu. Mutludur herhalde. Zaten bir bizim yıldızımız barışmadı. Patron da böyle papuç gibi dilini gösterdiysen tabii yıldızın barışmaz. Bak Berkay efendi çocuk. Nasıl sevdirmiş kendini. Başta benim de gözüm tutmadıydı. Ama gerçekten 10 numara delikanlı. Az önce evinin yakınında karşılaştık. Senin peşinden gelmiş. Ne sebeple? Soner dışarıda. Hepimizin dikkatli olması lazım değil mi? Bir an önce içeri tıkarlar inşallah. Bizim düşünemediğimizi Berkay düşünmüş. Senin peşinden koşmuş. Yetişememiş. Demek peşimden koşmuş. Neyse. Ben şöyle demli bir çay yapayım da. Dur kızım. Daha yemeğimizi bitirmedik. Olsun. Bebek beni del eyledi, yaktı yıktı kül eyledi. Her kapıya kul eyledi, nenne nenne, nenne nenne, nenne nenne, oy. Bebeğim benim, bir kere uyutamadım seni. Kim bilir neredesin? Acaba sana da ninni söyleyen birileri var mı? Dere olup taşamadım. Kader dağını aşamadım. Nenni, 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 nenni. Nenni, nenni, oy. Benim. Koridorda biri vardı da sanki. Merak etmeyin yani ev halkından birisidir. Burada güvendesiniz. Tamam şöyle yapalım. Siz Meleğin yanına geçin. Ben de içiniz rahat etsin diye etrafa bakacağım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Kutular boş. Cüzdan boş.
Hicran gideli soklar eridi tabii. Aha. Geldi özleme güzel gözlümü. Elif'e söylesem hiçbir hayrı yok. Gider koşa koşa abimi yetiştirir. Mutfak için. Bu sıralar biraz elim sıkışık. Yeni bir iş kuruncaya kadar idare edeceğiz böyle. Buna da şükür abi. Bununla mutfak mı döner ya? Aç kalırız vallahi. Bile iş başa düştü. Pintaliye. Laf söylemeye gelince kolay. Nankör. Sayemde yaşadığı hayatın karşılığı olduğunu illa hatırlatacağım ona. Ben sadece hakkımı alıyorum. Gitmişken Hicran'ı doğrarım. Belki onun da içinden gelir, bir şeyler verir. Onu ben büyüttüm. Emeğim var sonuçta. Sen iyi kadınsın Keriman. Tabii hakkını alacağım. Hoş geldiniz. Sen mi yaptın bunları? Ne zaman yaptın? Akşam. Uyku tutmadı. Gece sen beni bıraktın ya. İçime bir acı çöktü resmen. O kibirli tavus kuşunun önünde küçük duruma düştüm. Gururum kırıldı. Bak bir daha ne olursa olsun arkadan iş çevirmek falan yok. Bir daha asla olmayacak. Unutuyoruz bunları. Bir daha çalmayın şu saçma müziği. Bizim konseptimiz bu değil. Bu tipler burada fazla kalamaz zaten. Birkaç günde sıkılır gider. Pastanemiz müşterilerimize hazır Pelin Hanım. Fena değil. Belli ki iyilik perileri Elifçiğin yanına uğramış. Bazı işleri kendi başına yapmayı öğrenmen lazım. Mesela şimdi bana bir espresso yaparak başlayabilirsin. Dün akşam düşündüm de bu oyun çok can sıkıcı geldi. Başta eğlenirim sandım ama bu sefil mahalle, bu saçma mekan çok sıkıcı. Yani? Sana bir şans vereceğim. Saf kızaya gerçekleri sen anlat. Yok ben yapamam dersen ben anlatacağım. Bugün öğlene kadar vaktim var. Düşün taşın. Bugün bu hikaye burada bitiyor bebeğim. Kapı çalıyor. Kapıya bakın. Kim o? Sürpriz. Sabah sabah ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Ne kadar şanslı bir kadınım ki kapılarda karşılıyorsun beni. Gelmişken Hicran'ı da göreyim değil mi? Sağ olasın. Kimseye görünmeden çek git evimden. Seni bu evde istemediğimi söylemiştim. Hı. Hicran burada olduğu sürece istediğim zaman gelirim. İstiyorsan Emre Bey'i arayıp sorayım istersen. Bırak şu telefonu. Yine kanımı emmeye geldin değil mi? Senin gibi bir parazit başka ne isteyebilir ki? Parazitin ağababası sensin be. Bu konağa çökmüşsün. Tüm aileni yıllarca sömürüyor. Soner iti seni bulup şu kibirli kulaklarından tavana as. Keşke. Sanki bir işe yarıyormuş gibi toz etme. Ben olmasam sen o nikahı hayatta engelleyemezdin.
Hadi oradan. Ben cesaret edip o uğursuzun peşine düşmeseydin çoktan Soner'in elinde oyuncak olmuştun. Aliye teyze? Tek tak, tek tak. Zaman akıyor. Çaresizlik ne zor değil mi? Burada böyle hiçbir şey olmamış gibi çalışmak. Ne yapacağını bilmemek. Bugün Elifçik çok ağlayacak. Senin derdin benimle. Elif'ten uzak dur. Şangırtı'ya geldim. İyi misin? Eline bakayım Berkaycığım. Neyse, kesilmemiş. Ha dün bir bugün ikine Berkay'cım ya. Sen işine bak. Bir şey gerekirse ben buradayım. Pelin. Lütfen. Sen böyle birisi değilsin. Terk edilmek değiştiriyor insanı Berkay. Keriman Hanım hicranı görmeye gelmiş. Sizin Soner'le ne alakanız var? Canım adam hala yakalanamadı ya. Keriman Hanım hicran için endişelenmiş. Hiç merak etmeyin. Hicran burada güvende. Ama şimdi işi var. Ben söylerim. Uygun olunca sizi arar. Buyurun. Pislikleri yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Papam. Ağır gel. Hicranıma laf söyletmem. Edebinle konuş, benim mahalle ağzımı açtırma. Ya bak, kızını bu kadar çok seviyorsan... O zaman al götür bir konakta. Yoksa çok üzülecek Kerim Hanım. Bir yolu olmalı ya, bir yolu olmalı. Ne yapıyorsun kaç saattir içeride ya? Ya bardak falan kırıldı ya. Etrafı topluyordum. Keyfin mi yok senin? Yok. Yorgunum sadece. O zaman şöyle yapalım. Sen akşam bize gel. Bak ben sana tavukla pilav yapayım. Hem keyfin de yerine gelir. Bizimkiler de seni gördüğünde memnun olur. Ne dersin? Ben bir hava almaya çıkacağım. Sen dışarı çıkmıyor muydun? Birbirimizi boş yere yormayalım teyze. O kadınla konuşmalarınızı duydum. Niye yaptın? Ne güzel Soner hicranı olup gidecekti konakla. Neyin hikayeleri? Bu adam başımıza bela olacak. Duygularının etkisiyle göremiyorsun. Hicranı alıp gitmeyecekti. Niyeti bu konağa çöreklenmekti. Bir de o adamdan kurtulmaya uğraşacaktık. Ben
ben bilmiyor muyum odamın nasıl biri olduğunu ya? Hicrandan kurtulmak için ondan medet umdum. Ona bile yardım etmek zorunda kaldım. Ben o kadar çaresiz. Geçecek kızım. Bunu da atlatacağız. Dün akşam Murten Hanım nişan meselesini ele alacağını söyledi. Emre onun sözüne karşı çıkmaz. Emre canını isterse onu yapar. O kadını alıp konağa getirdi. Birimize itiraz edebildik mi? Emre için bu konakta iki kişi var. Biri Melek, diğeri Hicran. Her şeyin farkındayım kızım. Şimdi daha güçlü duracağız. Erkekler arada bir dalgalanır. Sen ayağını yere sağlam basacaksın. O için sanki mutlu bir aile tablosunun içinde. Ben de dışarıdan bakıyorum. Niye hep böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor teyze? Niye hep ben kaybediyorum? Ya kaç kere söyledim sana Hayati bir mesele olmadıkça arama beni diye. Çok özledim oğlum. Neredeyse bir yıl oldu seni görmeyeli. Sesini bile duyamıyorum. Bu ilgili anne tavırları için birazcık geç kaldın. Keşke geçmişte olanları değiştirebilsem. Ne kadar üzüldüğümü tahmin edemezsin. Tamam yeter. Meşgulüm tamam mı anne? Kapatmam lazım. Sen nasıl bir insansın ya? Dur, gitme. Atlattık. Bir halandır sormadın Yeliz Hanım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ama benim var. Kaçaklık pahalı bir işmiş. Onca aday arasından sponsorum olarak seni seçtin. Eğer cömert olursan sadece iyi yüzümü görürsün. Bu boş tehditlerle beni korkutamazsın. Zira ben senin ne mal olduğunu gördüm. Bundan sonra sakın beni arama Soner. Sakın.
daha yüzüne telefon kapatma. Acayip tilt olurum. Benim hakkımda bir karar vermeden önce kendini benim yerime koy. Açıklama yapmama izin ver. Yalın hiçbir açıklaması yok Berkay. Var. Seni tanımadan önce saçma sapan bir hayatım vardı. Bambaşka biriydim. Şimdi başka biriyim. Sen benim içimdeki iyiliği uyandırdın Elif. Ya o zaman bana neden yalan konuşuyorsun Berkay? Ya annem öldü diyorsun. Sonra bir bakıyorum burada annenle telefonda konuşuyorsun. Ha, onu mu duydun sen? Yalan sayılmaz. Annem benim için öldü, tamam mı? Biz çok küçükken çekti gitti. Babam yatalak olunca dayanamadı. Şimdi doğum günümden bir gün önce arıyor. İlk kutlayacakmış. Aklınca bana ne kadar değer verdiğini gösterecek. Bunu konuşmak istemiyorum. Bak ne olursa olsun bana anlatabilirsin. Bak ben her zaman dinlerim seni. Ya duyduklarından rahatsız olursan? Bana sırtını döner gidersen? Doğruyu söylediğin sürece asla. Elif. Ben bunu daha fazla taşıyamayacağım. Sana bir şey söylemem lazım. Günaydın. Hala. Yurt dışı yatırımları için bize yeni bir ortak lazım, yabancı. Onu sonra konuşuruz. Ben daha mühim bir meseleyi halletmeye geldim. Nişan tarihini netleştirelim. Ah Aliye Hanım, ben de tam sizi çağırtacaktım. Şu nişan meselesini netleştirelim diyorum. Sadece nişanın değil, birçok şeyin netleşmesi lazım. Önce söz ver. Gerçeği öğrenince beni hayatından çıkartmayacaksın. Ne oluyor Berkay? Ben çok kötü bir şey yaptım. Ama o zamanlar eşek herifin tekiydim. Şimdi geçmişe dönsem, aynı hatayı ölsem tekrarlamam. Tamam, söz verdim. Ne dersen de yanındayım, sana anlat hadi bana. Ben... senin üzerine iddiaya girdim. Hastaneye ilk geldiğim gün, hatırlarsın. Züppe baba parası yiyen bir grup vardı. Ben de oradaydım. Seni ilk kim tavlayacak diye iddialaştık. Nasıl yani? Bunca zaman her şey koca bir yalan mıydı? Hayır Elif, hayır. Sonrasında iddiayı falan bıraktım zaten. Ya burada çalışmaya başladım. Benim bütün dünyam sensin Elif. Allah senin belanı versin. Ne oluyor Berkay, korkutuyorsun beni. Ne böyle dip dibe? Civeleşiyor musunuz dükkan önünde? Sizin olayınız ne? Yoksa sevgili misiniz?
edeceğinden şüphem yok. Ama torunum bu evde büyüyor. Ne olup bittiği beni de ilgilendiriyor. Ailenin yeri bellidir, çalışanın yeri bellidir. Son zamanlarda her şey birbirine karıştı. Çocuklar bütün değerleri aile içinde öğrenir. Melek de ilişkiler konusunda sana ve Yeliz'e bakarak bir takım düşünceler gerçekleştirecek. Ne diyecek? Kadının sözünün önemi yoktur. Erkek kadının duygusuna önem vermez. Herkesin içinde bağırır. Melek bunları mı öğrenecek? Meleği bu konuşmaya karıştırma. Bak, sen bu laftan bile rahatsız oldun. Ben ne yapayım? Yeliz sadece yeğenim değil, kızım gibi. Artık bu duruma dayanamıyorum. Kızcağız perişan oldu. Yeliz bu tavrı hak etmiyor. Haklısınız Aliye Hanım. Ben de bu durumdan rahatsızım. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İki günde hazırlıklarımız tamamlarız. Ne dersiniz? Aylardır hazırlık yapıyoruz zaten. İki gün sonrası benim için de uygun. Aile arasında bir kutlama. Hatta Yeliz'e sürpriz nişan partisi düzenleyelim. Ne dersin Emre? Yeliz'in gönlünü alman için bunu yapman lazım. Endişen olmasın. Böyle küçük, zarif bir tören düzenleriz. Gayet sade ve aile arasında bir şey istiyorum. Yani bu konuyu öyle dallanıp budaklandırmaya gerek yok lütfen. Pek Yeliz'in tarzı değil ama madem seni öyle uygun gördün, tamam o zaman. Hemen hazırlıklara başlayalım bari. Hadi bakalım. Görüşürüz Emre'cim. Görüşürüz. Hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Sanırım hiçbir zaman da hissetmişim. Var. Bunu sana daha önceden söylemiştim. Seni uyardım. Keşke beni bu kadar hafife almasaydın. Güvende olduğunu mu sandın? Bak, odana kadar girdim işte. Sen de beni hafife alma. Şimdi hemen çık git buradan. Yoksa sana yemin ediyorum hayatını kabusa çeviririm. Tüm hayatın parmaklarımın arasında. Sen kimi tehdit ediyorsun? Şimdi ararım. Anında tüm polisleri buraya toplarım. Durduğun kabahat. Hadi ara. Hemen gelsinler. Eğer şuradan şuraya hareket edersen namerdim. İş birlikçim olduğunu söylerim. O küçük veledi bütün oyunlarına nasıl alet ettiğini söylerim. O salon faresini kafesleyebilmek için 40 takla attığını. Her şeyi bir bir söylerim polislere. Hem de öyle büyük keyifle söylerim ki. Hadi, ara sana. Bahçeyi mi yapsak hazırlığı şöyle ferah ferah? Aliye Hanım, bu havada nişan uğruna hepimizi zatürre mi edeceksiniz? Bence salon gayet uygun. Haklısınız. Nedime Hanım'a bir liste vermek lazım.
Şöyle döktürsün, donatsın sofraları. Hepsinden azar azar ama bol çeşit. Aa, benim de bu arada butik bir pastacım var. Ben de hemen onu ararım. Yeliz karamel seviyordu değil mi? Çok iyi düşündünüz Nurten Hanımcığım. Yeliz bayılır karamele. Şöyle çiçeklerle de donatırız. Tabak tabak krizantemler. Ah, nişan elbisesini ne yapacağız? Hay Allah. Az kalsın unutuyordum aceleden. Durun, sakin olalım. Biz bu akşam gerekli olan şeyleri listeleyelim. Hemen yarın da organize ederiz. Yalnız kağıt kalemsiz olmaz bu iş. Ben hemen şunları bir not alayım. Evet. Çiçekler ve pasta bende. Aliye Hanım, siz Nedime'yi yönetirsiniz. Yüzükler de... Ay, Yeliz'inki tamam. Emre kendi elleriyle tasarladı yüzüğü. Tamam o zaman. Ben de yarın bir iki moda eviyle görüşürüm. Bu Yeliz'in nişan elbisesi meselesini çözerim. Bu mutlu günleri de gördük ya. Daha ne isteriz Allah'tan? Çok şükür. Sevgili misiniz? Tabii ki değiliz. Yani mümkün değil öyle bir şey. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Daha neler yani? Neyse, benim biraz işim var. Affedersiniz. Ya amacın ne senin? Düş yakamdan, istemiyorum, anlamıyor musun ya? Çok fazla tepki veriyorsun. Hiç gerek yok buna. Ya biliyorum, geçmişte iyi şeyler yaşamadık ama bak şimdi buradayız. Niyetim sana zarar vermek, canını sıkmak değil. Tek derdim seni normale döndürmek. Ne demek istiyorsun sen? Ya görmüyor musun? Burası çöplük. İçindeki insanlar daha çöp. Sen buraya ait değilsin Berkay. Seni burada bırakıp gidemem. Vicdan azabı çekerim. Sen normale dönene kadar senin yanında koruyucu meleğin olarak kalacağım. Çok beklersin. Yerinde olsam benimle iyi geçinir. İki dudağımın arasında her şey. Bu varotik hayatını 60 saniyede bitirebilirim. Ama şimdilik yapmayacağım. Çünkü sana değer veriyorum. O zaman söz ver. Tek bir kelime daha ekleyeceksin. Tabii ki söz. Geçmişte iyi birer sevgili olamadık ama... dostluğun benim için çok önemli Berkay. Bana güvenebilirsin. Sabahtan beri ya. İn babam, çık babam. İmanım gevirdiğim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Amacın ne senin? Sen var ya... beni tehdit ederek sadece kendi kuyunu kazıyorsun. Akıllı olacaksın. Yeliz Hanım. Yeliz Hanım, iyi misiniz efendim? Sakın ses çıkarma. Sus. Sus, sakın sesini çıkarma. Ne var Süleyman Efendi? Ha? Ne var? Ne istiyorsunuz ya siz? Ne? Yeliz Hanım, ben buradan geçiyordum. Sesinizi duydum. Kusura bakmayın. Endişelendim bir anda. Onun için bir sorayım dedim, bir şey mi var diye. Başka bir şey yok yani. Benim tek sorunum senin kapımı dinlemen. Odamda bile rahat yok ya. Allah Allah. Allah Allah. Ben şimdi ne dedim? Ne yaptım ya? Hay Allah'ım, deli onun işlerdi. Gitti. Şimdi hemen gidiyorsun. Daha da sakın gelmiyorsun ben, anladın mı? Yürü. Pislik. Çık. 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 Bundan belası. Bunun bir sürpriz parti olduğunu iyice anladınız değil mi? Kesinlikle ama kesinlikle Yeliz'den gizli organize olacaksınız.
Lütfen bu konuda azami dikkat gösterelim. Ay çok heyecanlı. Sürpriz parti. Tıpkı filmlerdeki gibi. Az laf çok iş. Hadi oyalanmayın. Yemek listesi burada. Yeliz'e göre hazırla. Glütensiz şeyler kullanmaya dikkat edin dediğimi anladım. Tabii ki Aliye Hanım. Ben şimdi burada eksik yedik ne varsa Süleyman Efendi'ye söylerim alır. Bir an önce getirir bize. Siz hiç merak etmeyin. Tamam hadi oyalanmayın. Nurten Hanımcığım, siz de fazla oyalanmayın lütfen. Kıyafet işi bugün hallolmalı. Sonra iki ayağımız bir pabuca girmesin. Hı. Ben randevuyu aldım zaten. Şimdi çıkıyorum. Hı? Kolay gelsin. Sağ ol. Olsun da dönüşün olmasın inşallah. İşte bu olmadı İhsan. Artık sana daha da yakın. Akıllı ol, ayağında denk al. Hadi be, hadi git. Nasıl şükür olsun, bu belayı da atlattık. Bu adam konağın içine girip elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorsa her şeyi yapar. Yeliz bir şey yapman lazım. Ay Yeliz aklını çalıştır bir şey yapman lazım. Dana Campaccio. Bu ne menem bir şey ya? Ya ben bu yaştan sonra böyle alengirli sosyetik şeyleri nasıl pişireceğim kardeşim? Ne varmış bunun içinde? Kuş konmaz. Keçi peyniri, trüf yağı. Ay! Ay! Ödümü kopardın ya Zehra, ne oldu? Şey, örümcek gördüm de ona. Hay Allah'ım yarabbim, koskoca kız örümcekten korkulur mu ya? Hay Allah'ım yarabbim. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Zehra? Ha. Nereye bakıyorsun sen? Şey işte örümcek gitmiş mi diye kontrol ediyordum. Gitmiş mi? Gitmiş. Gitmiş. Ah be kızım, ah be kızım. Bu camların hali ne böyle? Ya abladım gel hadi biz işlerimize koyulalım hadi. Dur dur su damlacıkları olmuş baksana. Ya her şeyi yarım siliyorsun her şeyi yarım yapıyorsun ya bu pencereleri daha önce sana doğru dürüst sil dedim be Zehra. Bu ne böyle ya bu ne Allah aşkına dur sileyim biraz. Ya ablacığım şu nişan işi bir bitsin yemin ediyorum bak ayna gibi yapacağım buraları hadi biz işe koyulalım. Bitkilerden bana hamurluk malzeme getir o zaman. Hadi çok oyalandın sen zaten. Elinde bir ağır, elinde bir ağır. Vallahi ben seninle ne yapacağım be Zehra? Hemen getiriyorum ablacığım. Hadi koş. Of. Geldin mi Süleyman? Yok gelmedim. Ya geldim işte görmüyor musun? İkide bir de bunu soruyorsun. Sabahtan beri liste peşindeyim. Bitirdim. Şimdi lütfen bana bunları bir an önce al. Çünkü gerçekten evde yapılacak hiçbir şey kalmadı. Buzdolabı tam takır kuru bakır. Sabahtan beri dört dönüyorum Süleyman ya. Ya anam insaf et. Bak daha yeni geldim terim kurusun. Bir kahve içip gitsem olmaz mı? Hadi hadi canım benim. Ya hiç insafın kalmadı senin. Vallahi kalmadı ya.
Süleyman. Hı? Hala bekliyorsun ya. Niye beni üzüyorsun Süleyman? Al şu malzemeleri. Bir an önce bana getir. Hadi canım benim. Hadi. Hadi güzelim. Hadi. Sonra kahveni yaparım tamam, ben. Tamam, tamam. Dur, 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 dur ya. Dur, gitme. Sizin olayınız ne? Yoksa sevgili misiniz? Berkay bana bir ilanı aşk mı edecekti acaba? Ay yok canım, daha neler. Pembe dizi frekansına geçtin yine. Peki ya gerçekten öyleyse? Ay of ama ya, kafamda mütemadiyen deli sorular. Numara 6 hesap istiyor. Benim lavaboya gitmem lazım. Sen halledersin hesabı, olur mu? Peki. Oo, Nedim abla döktün müsün yine? Hoş geldin Hicran'ım. Hayırdır? Davet falan mı? Sır. Nişanımız var. Filiz Hanım için hazırlık yapıyoruz. Ben de meleğe süt hazırlayayım dedim. Gideyim ben. Kolay gelsin size. Estağfurullah kızım. Önüne bak hadi. Devam et. Bu iş çok mu acele geldi böyle ya? Böyle yangından mal kaçır gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Çocuklar bütün değerleri aile içinde öğrenir. Melek de ilişkiler konusunda sana ve Yeliz'e bakarak bir takım düşünceler gerçekleştirecek. Ne diyecek? Kadının sözünün önemi yoktur. Erkek kadının duygusuna önem vermez. Herkesin içinde bağırır. Melek bunları mı öğrenecek? Meleği bu konuşmaya karıştırmayın. Bak, sen bu laftan bile rahatsız oldun. Ben ne yapayım? Deniz sadece yeğenim değil, kızım gibi. Artık bu duruma dayanamıyorum. Kızcağız perişan oldu. Deniz bu tavrı hak etmiyor. Aile arasında bir kutlama. Hatta Yeliz'e sürpriz nişan partisi düzenleyelim. Ne dersin Emre? İyisin değil mi? Damat bey, müsait misiniz? Gel Allah. Aslında nişan üstü pek sırası değil ama... İşlerle ilgili seninle konuşmam gereken şeyler var. Tabii Allah, buyur. Senin canı sıkkın gibi, ne oldu? Havadan herhalde. Yoruldum biraz. Sen benim elime doğdun. Seni senden daha iyi tanıyorum Emre. Belli, senin canın bir şeye sıkılmış. O
Soner denen adamla ilgili bir mesele miydi? Yoksa sen nişan yüzünden mi gerginsin? Hı? Bilirim. Erkekler genelde böyle zamanlarda aşırı strese girerler. Bak, şimdi gerginsin ama göreceksin, evlilik sana çok iyi gelecek. Uzun zamandan beri yalnızsın Emre. Senin bir eşe ihtiyacın var. Meleğin de bir anneye. Şimdi içinden düşünüyorsundur. Halam da evlilikle ilgili ahkam kesiyor diye. Doğru. Benim evliliğim büyük bir başarısızlıktı. Ama biliyor musun, şimdi geriye dönüp baktığımda Adnan'ın evlenilecek biri olmadığını daha rahat görebiliyorum. Zaten en başından hatalı bir karar vermişim. Ama Emre'cim bak, Yeliz öyle değil. Maral'dan sonra yeniden bir aile kurma fırsatın var. Her şey çok güzel olacak Emre. Bak göreceksin, inan bana. Hala şu batmak üzere olan şirket hakkında mı konuşacaktın? Dün gece Ferit bana bütün dosyalarımı yarattı. Tamam. Anladım. Konuşmak istemiyorsun. Peki. Ver bakalım şu dosyayı. Neden kalbim buruk? Nişanı öğrendiğimden beri bir tuhaf hissediyorum kendimi. Ne oluyor bana Allah'ım, ne oluyor? Meleğim hadi iç sütünü. Yine üzülmüşsün sen. Hiç de bile. O kadar yavaş içtiğin için sütünü. Uykum geldi. Aferin benim meleğim. Var mısın, bir çizgi film izleyelim? Yaşasın. Ben bilgisayarı getireyim. Şuna bak ya. Çevreye dönmüş hala tutuyor. Ne tutuyorsa bunları böyle. Aman. Şunları da alayım da kendime yer açayım bari. Hiç sana bebek öldü dedim. Güle güle büyüt torununu. Hay Allah ya. Taşınırken bu burada kalmış, görüyor musun? Ah kafasız Kerim'im, ah. Ya biri görseydi bunu. O zaman Meleğin Hicran'ın kızı olduğu ortaya çıkacaktı. Kerim'im! Ne o? Ne yapıyorsun sen orada? Afiyet olsun. Ne haber? Bugün çok koşturdum. Oturalım mı biraz? Yok, çok işim var. Ya benim işim bitti. Yardım edeyim sana. Sonra da konuşuruz. Sana anlatmak istediklerim var. Vallahi görüyorsun, hiç vaktim yok. Zaten senin de yardım edebileceğin şeyler değil. Benim de mutfakta da işim vardı. Oraya gidiyorum, tamam? Neden kaçıyorsun ki benden? Çıldırtmak mı istiyorsun? Berkay, bana bir latte yapsana. Bir de yanında mozaik pasta istiyorum. Bak Pelin, canım zaten burnumda. Bütün sinirimi senden çıkartmayayım. Çık git evine. Niye gideyim? Buranın müdürü benim. İşim de sizi denetlemek. Bak, şansını zorluyorsun. Yok canım. Pasta mı latte mi unutma.
Ne yapıyordun burada? Dolapları düzeltiyordum işte. Sen ne öyle sessiz sessiz geliyorsun da benim ödümü koparıyorsun? Ne arıyor benim eşyalarım burada? Abi, sen onları kullanmıyorsun. Boşu boşuna kalabalık yani. Yazık, ver bir fakir fukaraya da sevinsinler. 40 yılın başı hayırlı bir laf ettin Kerem'im. Aşk olsun abi, aşk olsun. Yani ben hep kötülüğüyle mi konuşuyorum abi ha? Hep kötülüğüyle mi konuşuyorum? Kalbimi kırıyorsun abi. Aman Kerem'im. Ben bunu gerçekten kullanmıyorum. Götüreyim bari. Yalnızlıktan görmedi ha. Görseydi beni Marmara çırası gibi yakardı. Marmara çırası gibi. Marmara çırası gibi yakardı beni vallahi. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Hayır, kutlama mı yapıyoruz? Yoksa ordu mu doyuruyoruz? Ne bu tantana? Yeliz Hanım, Nursel Hanım'ın çok kıymetli misafirleri gelecekmiş. O da burada ağırlamak istedi. O yüzden şey ediyoruz. Nurten Hanım'ın buradan kat kat büyük bir konağı var. Niye böyle saçma bir şey yapıyor ki? Vallahi bize ne deniyorsa biz onu yapıyoruz. Zehra. Şu kilerden kızım benim yaptığım ev salçasından getir de şöyle bol cevizli bir muhammara yapayım. Kolay gelsin. Sağ ol Yeliz Hanımcığım. Zehra. Buyurun Yeliz Hanım. Nedim'e ne dedi? Ne saçmalıyor ya? Çocuk mu uyutuyor? Siz benim arkamdan ne işler çeviriyorsunuz o? Çabuk söyle. Hicran konakta kalmaya başladı diye Melek kutlama istemiş. Onun için hazırlanıyoruz. Oldu. Bir de buraya kapağı attı diye 41 pare top atışı yapalım. Gideceğim yok. Siz beni delirteceksiniz. Sen benim kuyruğuma basarsan ben seninkini yakarım. Şimdi sen düşün bakalım Yeliz Hanım. Elif. Ya lütfen artık bir dur. Konuşmamız gerek acilen. Sıkı dur kızım Elif. Geliyor aşk itirafı. Ne cevap vereceğim ki ben buna? Bütün gün benden kaçtın. Farkındayım. Ya ne kaçması? Berkay buradayım işte. Lütfen sakin ol. Biliyorum. Kafayı taktın ama tanımadığın etmediğin bir kadının bizi sevgili sanması üzerine fazla düşünüyorsun. Evet, ben de rahatsız oldum. Ama bu birbirimizden kaçmamız gerektiği anlamına gelmiyor ki. Hah, konu aşk değil. Top direkten döndü şükür. Sana anlatmam gereken şeyler var. Tamam, dinliyorum. Pardon, bakar mısınız lütfen? Kahretsin ya. Neyse, sonra konuşuruz. Tamam mı? Sapan telaş yaptım, çocuğun kalbini kırdım. Gönlünü almak lazım şimdi. Biz çok küçükken çekti gitti. Babam yatalak olunca dayanamadı. Şimdi doğum günümden bir gün önce arıyor. İlk okutlayacakmış. Aklınca bana ne kadar değer verdiğini gösterecek. Gün Berkay'ın doğum günüm. Güzel bir sürpriz hazırlar, alırım gönlünü. Duydunuz mu parti meselesini? Ya evet, biliyorum. Nurten Hanım'ın fikriydi. Başta benim de aklım kesmedi ama... Meleğe de Hicran'a da moral olacak bu parti. Aa, hiç öyle bakma Yeliz'ciğim. Kendini de bu konuda doldurma rica ederim. Size inanamıyorum.
Emre sana söylemediğine göre vardır bir bildiği. Sakin ol. Partinin tadını çıkar. Değil mi güzel kızım? Aliye teyzem. Siz beni hiçe sayıyorsunuz. Umrunuzda değilim ya. O kadın bu konağı yavaş yavaş ele geçiriyor. Farkında mısınız? Bu sizin umrunuzda olmayabilir. Ama benim çok umurumda. Ve ben Yeliz'i ne yapıp edip mahvedeceğim onu. Yüzüğü parmağına takınca görürüm ben seni. Süleyman, şu masanın ucundan tut da kenara çekelim. Geldim Nezime, geldim. Kıyısındaki küçük bir kulübede babacığım, bir kızla annesi yaşardı. Ya kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulun. Hadi gel sen de izle. İzleyeyim mi? Tamam, dur çekiştin. Şöyle oturayım ben o zaman. Tamam. Ben de ortaya. Minik kızın ona çok yakışan kırmızı bir pelerini vardı. Bu nedenle herkes onu kırmızı balerini kız diye çağırırdı. Planımız hala geçerli mi? Tabii tabii. Yani siz istiyorsanız, daha da önemlisi siz kendinizi iyi hissediyorsanız. Bakın, gerçekten merak etmeyin. Ben sağlıklıyım. Tamam, izleyelim o zaman. Kafese koymakla sevmek arasındaki çizgi o kadar belirsiz ki. Sizce de manipüle edilmeye çok açık değil mi? Bu çizgiyi kişiler verirler. Belki de bunu ayırt etmek için büyümek gerek. İşte o anda manipülasyon mu daha kötü, yoksa büyümek mi? İşte orasını ben de bilmiyorum. Madem kalbini kırdım, almasını da bilirim. Annen yoksa Elif var. Baba sessiz ol.
Bu arada onu takip eden büyük kurdu fark etmedi. Kurt birdenbire kırmızı başlıklı kızın karşısına çıktı. Ve merakla, "Nereye gidiyorsun?" dedi. Benim bazı yapacak işlerim var güzel kızım. Ben çıkayım, tamam mı? Bu yemeği büyük anneme götürüyorum. Size iyi izlemeler. Teşekkürler. Masa 3 adisyon istedi. Tamam ama önce bir şey isteyeceğim senden. Ya toptancı malzemeleri eksik getirmiş de devamını sen alabilir misin? Ben sana listeye mesaj atarım. Ya giderim şimdi, gitmesine de çok uzak değil mi? Sen onca süre burada ne yapacaksın? Bir şey olmaz ya, hallederim ben. Sen merak etme. Hadi sen bir koş gidip al gel lütfen. Tamam, şunları bırakayım o zaman. Of! Nereden çıktı bu toptancı işi ya? Depoda cehennemin dibinde. Hayatın emri Vakip Elin. Ama neyse, çok iyi oldu bu kıyak. Bir saate gider gelirim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi gel sen de izle. İzleyeyim mi? Tamam, dur çekiştin mi kız? Şöyle oturayım ben o zaman. Tamam. Ben de ortaya. Emre. Ne oldu Yeliz? Bir de ne oldum diyorsun ya? Yine partiler, yine hazırlıklar falan. Hayır, niye bu evdeki bir kişi de kalkıp bana açıklama yapma gereği duymuyor? Önemli bir şey yok Yeliz, sen yorulma diye ben sana bir şey söylemedim. Tamam. Peki neymiş evi birbirine katacak kadar önemli olmayan bu şey? Ya Yeliz, havamız değişsin diye bir kutlama yapalım istiyorum. Bu kadar. Büyütecek bir şey yok. Yalan söylüyorsun. Ya saçmalama Yeliz, ben sana niye yalan söyleyeceğim? Hadi tamam, gerçekten bir şey yok. Hadi çalışmam lazım benim. Çok güzel oldu. Tebrikler. Hediye almayı unuttun Elif. Neyse, zaten Berkay da nereden baksan 2 saate gelir. Hallederim onu ben. Ya benim yarım saatlik böyle küçük bir işim var da onu halledip gelsem olur mu? Gecikme.
sırtını çeviriyor bana ya. Herkes. Kim için? O şeytan yüzünden. Önce Emre, sonra Nurten, şimdi Ali'ye. Ya benim için parmağını kıpırdatmayan Emre kalkmış Hicran için parti düzenliyor ya. Neymiş? Hicran'ın moraliymiş. Allah hepinizin belasını versin. Hicran Hanım, Melekçi, ne yapıyorsunuz bakalım? Hoş geldiniz. Öğretmencilik oynuyordum. Aman ne güzel. Melekçim, gel seninle şöyle bir oturalım, bir şeyler konuşalım biraz ha? Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Rica ederim, kalabilirsiniz. Şimdi, yarın için sürpriz bir parti hazırlıyoruz. Yaşasın. Yarın babanla Yeliz ablanın nişan partisini kutlayacağız. Ama dediğim gibi bu bir sürpriz. Yeliz'in haberi yok. Kesinlikle ama kesinlikle belli etmeyeceksin. Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin benim. Akıllı kızıma. Göreceksin bak, yarın o kadar güzel eğleneceğiz ki. Her şey tamam. Hediye de şahane oldu. Bu sefer gönlünü alacağım ben bu çocuğun. Ya zaten en başından beri şamar oğlanına çevirdim. Bir de saçma sapan bana aşkını ilan edecek diye kurdum kafamda. Peki ya ilanı aşk etseydi? Ne tepki verirdim ki o durumda? Ay sakın Elif, sakın. Sakın böyle düşünceleri aklına bile getirme. Ne var? Ya iki saattir izliyorum, izliyorum. Bir telaş, bir koşuşturma. Hayırdır? Ne olacak? Hicran onun için parti düzenliyorlar. Hicran'la Melek çok yıpranmış da onları pişpişleyecekmişiz. O ne demek be? Kim kurtulmuş benden? Dağıtırım lan orayı. Hiçbir şey yapamazsın. Ya sen daha uyuz karınla bile başa çıkamadın. Ne yapacaksın? Eğer ben de son ersem parti marti olmayacak. Gerekirse kaçırırım Hicran'ı. Ne yaparsın? Kaçırırım dedim. Nesini anlamadın? Harika fikir. Kaçıracaksın. Kaçıracaksın ama kimi? Yakışıklı garsonumuza mutlu yıllar. Pelin. Saçmalama, burası iş yeri. Biri falan görürse rezillik. Ben her şeyi kendi ellerimle hazırladım. Bari bunun için kırma beni. Hadi hadi naz yapma. Meleğim, biraz konuşmak ister misin? Ya, sana da iyi gelir ha. Masal okuyalım mı biraz?
Ben şey... Lütfen, şu an önemli olan tek şey Melek.